Bakara suresinin tefsirinden sonra başladığımız Âl-i İmran suresinde 101. ayet-i kerimeye Allah'ın izniyle ulaşmış bulunuyoruz. 101. ayet-i kerimenin tefsiriyle bugün başlıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah İslam alimlerinin, İslam müfessirlerinin Kur'an-ı Kerim'i murad-ı ilahiye uygun olarak anlama konusundaki kıymetli bilgilerinden istifade etmek suretiyle bu ayet-i kerimeleri kendi rızasına ve muradına uygun tarzda Allah-u Teala izah etmeyi, aktarmayı nasip etsin Cenab-ı Hak. Allah'tan bunu temenni ediyoruz. Estaizu billah, bismillah ve keyfe tekfurune ve entüm tütla aleykum ayatullahi ve fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى الصِّرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kur'an-ı Kerim ayetleri hikmet dolu, düşündürücü, uyarıcı hikmetlerle, ibretlerle dolu. Müminler ayet-i kerimeleri gönüllerine sindirerek, düşünerek, tefekkür ederek, Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu kabul ederek teberrük maksadıyla okursalar ondan mutlaka istifade ederler. Çünkü ayet-i kerimeyi okuyan ve dinleyen kimselerin imanı artar buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İmanları kuvvetlenir, imanların nuru ve parıltısı çoğalır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve keyfe tekfurune, nasıl inkar ediyorsunuz? Nasıl küfrediyorsunuz? Nasıl gerçekleri örtüyorsunuz? Bunları nasıl reddedebiliyorsunuz? Ve entüm tütla aleykum ayatullah. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken bütün gerçekler apaçık bir şekilde size anlatılıp dururken siz nasıl inkara yeltenebiliyorsunuz, kalkışabiliyorsunuz? Nasıl inkarcı bir davranış içinde bulunabiliyorsunuz? Ve fikum resulü, ve üstelik Allah'ın resulü de aranızdadır. Onun bütün hallerini görüyor. Onun davranışlarındaki tutarlılığı müşahede ediyorsunuz. Onun hareketlerindeki asaleti müşahede ediyorsunuz. Ondaki emaneti görüyorsunuz. Ondaki sıdkı sadakati görüyorsunuz. Bütün buna rağmen nasıl inkar edebiliyorsunuz? Nasıl onu reddedebiliyorsunuz? Ve men ya'tasim billahi, kim Allah'a sımsıkı sarılır, Allah yolunda bulunursa fakat hudiye ila sıratı müstakim, mutlaka doğru yolu, Allah'ın razı olduğu yolu bulmuş olur. Sıratı müstakime kavuşur o kimse. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak icap ediyorsa öylece Allah'tan korkun ve Allah'ın emirlerine saygılı olunuz. İttika, Allah'ın emirlerine saygılı olmak, itaat etmek, yasaklarından da kaçınmak manasında. Takva. Takva yolunu seçmek manasında. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Burası çok mühim müminler için. Siz ancak Müslüman olarak ölünüz. Müslüman olarak ölmeye gayret ediniz demektir. Yani Müslümanca Allah'ın emirlerine saygılı bir hayat yaşayın ki temutune kema te'işun. Nasıl yaşamışsanız öyle öleceksiniz buyurulmuş. Onun için siz Allah-u Teala'nın razı olduğu bir hayat sürün ki sonunda hüsnü hatime nasip olsun. Allah'ın razı olduğu şekilde son nefesinizi verin. Mümin olarak, Müslüman olarak Allah'a kavuşun. Allah'a kavuşmak için, o Allah'ın huzuruna mümin olarak varabilmek için, mümin olarak ölmek için, mümin olarak ölmeye hazırlıklı olmak lazım. Yani bu insanın iradesiyle hayatında Allah'ın razı olduğu yolu seçmesiyle kabildir. Onun için insan yaşayışını ona göre tanzim etmelidir. Son nefeste öylelikle buna talip olursa son nefeste iman da kendisine nasip olur biiznillah.
Onun içindir ki işte وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İrade-i cüz'iyeyi gösterir demişlerdir İslam alimleri ayeti kerimede. İnsanlar iradelerini Allah rızası yolunda kullanacaklardır ki sonunda kendileri için iman ile ölmek müyesser olsun. Ya Allahü Teala cümlemize onu nasip etsin. Müminin en büyük hedefi de olmalıdır. Çünkü ayeti kerimede Nur-u tekidi müşeddede ile ve la temutunne sakın sakın ölmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Zinhar ha ölmeyiniz illa ve entüm müslümun ancak Müslüman olarak ölünüz. Yani ona gayret ediniz çalışınız buyuruyor. Ve i'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Allah'ın dinine Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız. Hablullah demek Allah'ın ipi demek. Bu mecaz bir ifadedir tabii. Hablullah Allah'ın ipi ile Cenab-ı Hakk'ın dini, Allah'ın kitabı, Allah'ın Resulü kastedilmiştir diye müfessirler çeşitli vecihler zikretmişlerdir. Bunlar hep birbirini teyit eden vecihlerdir. Biri diğerini açıklayan vecihlerdir. Mütenakız değildir. Birbirinden farklı, birbirine mütekarip olan, bu birbirine yakın olan vecihleri zikretmişlerdir. Aralarında bir mübayenet, bir çelişki yoktur bunların. Biri diğerini teyit eden vecihlerdir. Müfessirler bunları sırasıyla zikretmişlerdir. Allah'ın kitabı, Allah'ın dini, Hablullah, Allah'ın gökyüzünden uzattığı bir ip, ona sarılan kurtuluyor. Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamber manasına olduğunu söyleyenler de olmuştur. Hablullah'ın. Ve la teferraku, tefrikaya düşmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Aranızda bölünüp parçalanmayınız. Aranızda bölünüp parçalanmayınız. Fırka fırka olmayınız. Birbirinizle ihtilafa düşmeyiniz. Ve zkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. İz kuntum a'den, hani siz bir zamanlar düşman idiniz birbirinize. Bu ayeti kerimenin Evs ve Hazreç kabileleriyle ilgili olarak nazil olduğu beyan ediliyor. Tefsir kitaplarında sebebi nüzul olarak zikredilen haberler arasında bu husus bildiriliyor. Onlar birbiriyle kan davasından dolayı kanlı bıçaklı son derece düşman ve hasım gruplardı. İki kabile, Evs ve Hazreç kabileleri. Onlar düşman idiler İslamiyet'ten önce. Aralarında korkunç bir husumet ve rekabet vardı. İz kuntum a'daen, hani siz düşmandınız. Fe ellefe beyne kulubikum. Allah sizin kalplerinizi imanla birbirine ısındırdı, yaklaştırdı sizi. Fe asbahtum bi ni'metihi ihvana. Allah'ın ihsanıyla siz kardeşler oldunuz. Kan kardeş gibi birbiriyle güzel geçinir, birbiriyle samimi ve içten dostlar oldunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kardeş oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nari. Siz ateş çukurunun hemen kenarındaydınız. Cehenneme yuvarlanmak üzereydiniz. Fe enkazekum minha. Cenab-ı Hak o ateşten sizi kurtardı. Cehennem azabına yuvarlanmaktan Allah sizi halas etti. İnkaz etti, kurtardı Cenab-ı Hak. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. Allah işte ayetlerini böylece açıklıyor ki siz hidayeti bulasınız, Allah'ın razı olduğu yola kavuşasınız. Allah size bunun için ayetlerini açıklıyor ve size razı olduğu yolu gösteriyor. Vel tekum minkum, sizden olsun ümmetün, bir cemaat bulunsun. Yed'ûne ilel hayri, hayra çağıran, hayra davet eden bir topluluk olsun içinizde. İnsanları daima hayır yoluna, faydalı işlere davet eden, Allah rızasına davet eden bir cemaat, bir grup bulunsun içinizde. Ve ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. İyilikle emreden, kötülükten insanları alıkoyan, kötülükleri yasaklayan bir cemaat bulunsun içinizde. Alimlerden, Allah'ın gösterdiği yolu bilen, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bilen, yasaklarından haberdar, iyi yetişmiş kimseler olsun aranızda ve sizin cahillerinizi, gafillerinizi uyarsın, ikaz etsin.
Münker demek, maruf Allah'ın sevdiği ve beğendiği işler manasına, münker de Allah'ın dinin ve aklın çirkin gördüğü, beğenmediği çirkin işler, yanlış davranışlara münker deniliyor. Ve ulaike humul muflihun, işte onlar Allah'ın yolunu bilip doğruya, Allah'ın razı olduğu yola davet eden ve kötülüklerden alıkoyan, men eden, insanları hayır yoluna davet eden kimseler, bu insanlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Felaha ereceklerdir onlar, buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine açık deliller, mucizeler geldikten sonra aralarında ihtilafa düşen, tefrikaya düşen kimselerden olmayınız. Gerçekleri gördükten sonra hakikatleri inkar eden, onları bir takım yanlış görüşlerle hedefinden saptırmak isteyen kimselerden, ihtilaf ve tefrika meydana getirenlerden olmayınız, buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ulaike lehum azabun azim. Onlar için çok dehşetli, büyük bir azap vardır. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Öyle bir gün gelecektir ki o günde bazı yüzler ağaracak, nurlanacak, bazı yüzler de simsiyah kesilecektir, kapkara olacaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kararan, simsiyah kesilen o kimselere gelince onlara şöyle denilecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Siz iman ettikten sonra küfre mi daldınız, inkara mı gittiniz, niçin inkar ettiniz denilecek onlara. İmandan sonra küfre girdiniz, öyle mi denilecek? Fesukul azabe bima kuntum tekfurun. Kafir olduğunuz, küfre gittiğiniz için şimdi azabı tadın bakalım denilecek onlara. Allah korusun. Ve emmellezine biyaddat vucuhuhum fefi rahmetillah. Yüzleri ağaran, nurlanan ve yüzleri aka çıkan, alnının akıyla hesabını veren kimselere gelince onlar Allah'ın rahmeti içinde olacaklardır. Allah'ın rahmetine kavuşacaklardır onlar. Ne güzel bir akıbet, değil mi? Onlar Allah'ın rahmetine ereceklerdir. Fefi rahmetillah, Allah'ın rahmetinde olacaklardır onlar. Hu fiha halidun. Rahmeti ilahiyenin tecelli yeri elbette ki cennet ve onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Sürekli olarak o rahmet içinde, o nimet içinde yüzeceklerdir. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak. Gerçek olarak sana işte biz ayetlerimizi okuyoruz. Ayetlerimizi sana bildiriyoruz. Ve mallahu yuridu zulmen lil alemin. Allah aslında insanlar için, bütün mahlukatı için hiçbir zaman haksızlık, zulüm murad etmez. Onlar için Cenab-ı Hak daima en faydalı, en iyi olan şeyleri telkin ediyor. Kullarını sıkıntıya sokmak istemiyor. Onları haksızlık içinde bunaltmak istemiyor Cenab-ı Hak. İnsanlara daima razı olduğu yolu gösteriyor. İşte Allah'ın rahmetine erenler bunun mükafatına kavuşan insanlardır. Kafirler ise nimete erdikten sonra onun kadrini, kıymetini bilmeyerek küfranın nimet içine düşen kimselerdir, Allah korusun. Nankörlerdir ve onun cezasını çekeceklerdir elbette ki. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün mevcudat, bütün mükevvenat Allah'ındır. Allah'tan başka hiçbir şey, hiçbir zerrenin sahibi olamaz. Her şeyin sahibi ve maliki Allahü Teala Hazretleridir. Her şey ona aittir. İşin aslı düşünülürse insanların sahipliği, diğer mahlukatın geçici olarak muvakkaten elde ettikleri şeyler Allah'ın izni sayesindedir. Cenab-ı Hak istediği anda istediğinden istediğini hemen alır Cenab-ı Hak. Onun için mülkün hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Ve ilallahi turca'ul umur. Bütün işler sonuç itibariyle Allah'a döndürülür. İşlerin hükmünü verme, neticeye bağlama,
o işlerin akıbetini tayin etme yetkisi Allahü Teala Hazretlerinindir. Cenab-ı Hakk'a müminler böyle teslim olmak zorundadırlar işte. Allahü Teala'nın emri budur. Cenab-ı Hakk'ın emrine müminler bu şekilde teslimiyet gösterirlerse ona kulluk vazifelerini daha mükemmel, daha ciddi bir şekilde ifa etmiş olurlar.